Yapıcı Sohbet'ten herkese merhabalar. Bugün sizlerle deprem konusunu konuşacağız. Çok değerli bir konuğumuz var efendim. Allianz Teknik ve Risk Mühendisi Direktörü Doktor Ceyhun Eren. Merhabalar Ceyhun Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Sağ olun, valla süper bir yerdeyiz. Deprem konusunda, yangın konusunda sadece burayı gezerek bile insanın müthiş şeyler öğrenmesi söz konusu. Biraz bunları konuşalım istiyorum sizinle. Her şeyi aktaralım izleyicilerimize istiyorum. Şimdi biraz isterseniz yapılardan başlayalım. Sanırım deprem deyince en çok yapıları konuşmamız lazım. Yapılar deyince de bana şu gibi geliyor ve okuduklarım, yazdıklarımdan da hep onu görüyorum. Her yapının ayrı bir davranış biçimi var değil mi? Aynı insanlar gibi böyle tek bir yapı, işte biz bunu yaptık bitti gibi bir şey yok. Öncelikle hoş geldiniz merkezimize. Allianz Teknik Deprem ve Yangın Test ve Eğitim Merkezi'nde ağırlamaktan çok mutluyuz. Zaten ana amacımız da toplumsal risk farkını arttırmaya katkıda bulunmak. Burayı da o yüzden kurduk. Birazdan zaten dolaşacağız sizle beraber. Buradaki en iyi uygulamaları size göstermeye çalışacağız. Konumuza gelirsek, deprem aslında çok disiplinli bir konu. Hep hani yapılar deprem olduğunda işte yapılarımız nasıl davranacak, bu hep bir soru olarak geliyor bize. Ama bunun tek bir yanıtı yok. Çok disiplinli konu olduğu için bir kere deprem olgusundan kısaca başlayayım isterseniz. Deprem bir dalga hareketi. Yani şöyle düşünün, bir araçta giderken aniden durduğumuzda ne olur? Biz ileri gitme eğiliminde oluruz. Aksi bir hızlanma anında da tam tersi geriye doğru gideriz. Aslında binalar da deprem sırasında bu hareketle karşı karşıya kalıyor. Altındaki halıyı çekmek gibi düşünebilirsiniz örneğin. O yüzden de her yapının kendi, ben TC kimlik numarası diyorum, aynı bir kimlik numarası vardır. Buna teknik terimiyle doğal titreşim periyodu diyelim. O gelen dalgaya nasıl tepki vereceğini aslında yine de binanın kendisi belirliyor. En zor tarafı bu aslında deprem mühendisliğinin. O yüzden binaların detaylarını bilmeden, yapıyla ilgili özelliklerini ortaya çıkarmadan yapının nasıl davranacağını söylemek pek kolay değil. Aynı malzemeden yapılmış, aynı yükü taşıyan, ikisi de tek katlı, iki farklı binamız var. Şimdi depremi ben yaratacağım. Bakın gördüğünüz gibi şu az da olsa yükseklik farkı iki binanın tamamen birbirinden farklı davranmasını sağladı. Burada da vurgulamak istediğimiz aslında gelen deprem dalgasıyla binanın titreşim periyodunun uyumuna dikkat çekmeye çalışıyoruz ve performans analizlerinde bunu ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Ama hani aynı usta, aynı kişiler, aynı beton, aynı demiri kullansanız bile yan yana iki bina birbirinin eş davranışı sergilemiyor değil mi? Sergilemeyebilir, evet. Buradaki önemli nokta şu. Bir kere biz nasıl incelemeye çalışıyoruz isterseniz böyle bir örnek üzerinden gidelim. Bir kere dışarıdan binaya bakarak deprem güvenliği hakkında yorum yapmak çok kolay değil. Ancak eğitimli gözler ne yapabiliyoruz? Hızlandırılmış bazı tarama yöntemlerimiz var. Burada daha detaylı çalışmalar yapmadan önce hiç değilse görece riskli binaları tespit edip ona yönelik zamanımızı daha verimli kullanalım istiyoruz. Çünkü hem zaman alıcı hem de zahmetli bir çalışma deprem risk analizi dediğimiz konu. Bir kere yapıların geçmiş depremlerde karşı karşıya olduğumuz kusurlarına odaklanmaya çalışıyoruz. Acaba yıkılan binalarda ne gibi hatalar yapıldı? Hasara götüren nedenler neydi? Bunları ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. En basitinden örneğin kat yükseklikler arasındaki farklar. Ya bir binaya baktığımızda bir kere giriş katı, konut olarak kullanılan bir binanın giriş katı görece daha yüksek. Galeri, işte mağaza, bir alışveriş merkezi olarak kullanılıyorsa camekan kaplı. Mesela burada hemen biraz komik gelebilir ama yumuşak kat dediğimiz bir kusurla karşı karşıya kalabiliyoruz. Ya da iki binanın bitişik nizamda olması. Toplumumuz bazen şunu söyler, şöyle bir bilinç var. İki bina bitişik nizamdaysa birbirlerine birlikte göğüs gererler, bu depreme karşı dayanıklıdırlar. Tam tersi oluyor. Hele katları arasındaki mesafeler, yükseklik farkları varsa çekişleme dediğimiz bir etkiyle karşı karşıya. Birbirinin risklerini arttırıyorlar belki de, değil mi? Aynen öyle. Yani birbirine destek değil, köstek oluyorlar belki de bir anda. Aynen öyle. Bakın deprem bir dalga hareketi demiştik. Dalga gelip geçiyor ama binanın ona verdiği tepki devam ediyor. Hani en çok sorulan sorulardan biri, bir deprem anında hangi katlarda nasıl hareket olabilir? Daha güvenli bir kat var mıdır? Genelde binalar yükseldikçe doğal titreşim periyodu arttığından belli bir seviyeye kadar aslında tepe noktası çok daha fazla, yani üst katlar daha fazla hareket edeceğini düşünebiliriz. O yüzden deprem sırasında yapısal olmayan dediğimiz etkileri azaltabilmek için özellikle binaların üst katlarında oturuyorsak
sabitlemelere, ağır objelerin sabitlenmelerine çok daha dikkat etmeliyiz. Yüksek katlı binalarda ise deprem sırasında yine binanın özelliğine göre farklı tarzda da titreşim şekilleri meydana gelebilir. Bir de ülkemizde çok sık görüyoruz bazı bölgelerde maalesef çıkma yapı dediğimiz, yani o arsa sınırının üzerine belli bir yükseklikten sonra daha fazla kullanım alanı ortaya çıkarmak için çıkma yapı tarzına dönüştürdüğümüzde binanın kütlesiyle oryantasyonu tamamen değişik bir hale gelmiş oluyor deprem sırasındaki davranışı. Çünkü yapan mühendis onun ilk binanın şeyini çizerken, projesini çizerken buraya birisi bir şey çıkar, çatıya kaçak bir kat çıkar diye düşünmüyor herhalde. Düşünmüyor. Kaçak yapı da var maalesef. Evet. Ama şunu da söyleyebilirim. Denetim konusu, hani siz çok güzel bir şey söylediniz. Denetim konusu da apayrı bir nokta. Özellikle yaşadığımız 99 İzmit depreminden sonra 2000'li yıllarda artık zorunlu hale getirilen yapı denetimi kavramıyla işte bu projeye uygunsuzluklar çok daha iyi denetlenebilir hale geldi. Ama öncesinde bu sizin de belirttiğiniz sıkıntılar var. Ama yine ben hep şunu söylüyorum. Bir yapının deprem güvenliği aslında detaylarında gizli. Yani şu anda %90'ı ülkemizdeki konut binalarının betonarme. Şimdi betonarme bir yapı. Betonarme ne demek? Betonla çeliğin bir arada her iki malzemenin de en iyi özelliklerini kullanarak birlikte çalışması. İşte eğer o detaylarda bir binanın kolonun kirişi içindeki demirin yerleşiminden büyüklüğüne, o demirleri birbirine saran ek demirlere kadar, sargı demirlerine kadar gelen o detayları bilemezsek bir binanın deprem güvenliğini net olarak söylememiz çok zor. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Zahmetli bir iş ama destek olmaya çalışıyoruz. Özellikle endüstriyel taraftaki müşterilerimize. Binanın performansını ortaya çıkıyoruz. Doğru. Yani doğru. Bunun ismi performans analizi diyebiliriz. Şimdi performans analizi için birçok yöntem saydınız. Hani şunlara bunlara bakmak lazım diye. Gerçekten de önemli yöntemler ama şunu düşünüyorum ben. Mesela biz bir daire almak istiyoruz. Bir apartman gördük. Uzaktan baktık. Oo, bu apartman çok güzelmiş. Hadi şunu yapalım. Hadi bu apartmandan daire alalım. O zemin de sert, bak ne güzel filan. Hani uzaktan çıplak gözle bakarak herhalde o binayı, o deprem risklerini anlamak mümkün değil, değil mi? Değil maalesef. Ama burada en önemli ipucu binanın inşaat tarihi olduğunu söyleyebilirim. Çünkü hem yapı denetimi hem de şu anda binaların tasarımı aşamasında kullanılmak durumunda olduğumuz deprem yönetmeliklerinde de belli bir değişim sürecine girdi. Hangi tarihten itibaren baksınlar mesela? Hangi tarihten sonra bu binalar daha güvenli hale geldi yönetmelikler yüzünden? Ya bunu söylemek çok kolay değil. Hani 2000'den sonraki tüm binalar çok iyidir ya da tam tersi 2000'den önceki binaların tamamı yıkılma riskiyle karşı karşıya dememiz kolay değil. Oransal olarak. Ama 2000'den önceki binalardaki sıkıntılar 2000'den sonraki teknolojinin de gelişimiyle, özellikle malzeme tarafındaki gelişimle de çok farklılık gösteriyor. Bir kere hatırlarsınız, eskiden hazır beton diye bir kavram yoktu. Yani inşaatlarda hani gözünüzü önüne getirin, işte inşaat sırasında oluşturulan bir denizden gelmiş kumu orada şeylerinden ayırarak işte deniz kabuklarından ayırarak. Maalesef şeyler de var. Çocukluğumuz bununla geçti bizim yani. Ama en iyi malzemeyi de kullansanız, biz 2000 öncesinde yapılan binalardaki analizlerde görüyoruz bunu. Tutarsızlıklar oluyor. Yani binanın giriş katındaki beton kalitesiyle üst katlardaki kalite arasında farklılıklar oluyor. Bir de şunu söylemiştim başta da, denetim. Maalesef hani demirlerin yerleşimi, boyutlandırılması, orada denetim olmayınca projeye tam uygun hale gelmemiş olabiliyor. O yüzden hep 2000 öncesi binalara odaklanmak istiyoruz. Bu modülümüzde yapıların deprem davranışını gösteriyoruz. Bakın, kendi depremimi kendim yarattım. 3 tane benzer tipteki bina, aynı yüksekliğe sahip, birbirlerinden tamamen farklı davrandılar. Bunun birçok sebebi var. Burada yapının titreşim periyodu ve yapısal özellikleri bir binanın depremde nasıl davranacağını belirliyor. Yani buradan şunu düşünebilirsiniz. Bir yapı ne kadar hafifse aslında gelen deprem dalgasından o kadar az etkilenecektir diyebiliriz. Peki hani sıfır binaya giriyorsak, eğer kapıdan içeri giriyorsak, bizim sorabileceğimiz bir şeyler var mıdır? Bunların demirleri örgü mü, işte betonarme mi filan, o betonarme tabii hepsi de, hani ne sorarak girelim sizce kapıdan içeri? Ya bir kere projesi var mı diye başlayıp o söylediklerimizi sormamız çok kolay değil. Hani karşılığında cevap da alamayabilirsiniz. Projesi var mı? Projesi deprem yönetmeliğine göre uygun olarak yapılmış mı?
ve bunun kontrolü, yapı denetimi tarafından yapılmış mı? Bunlar sorulabilir. Deprem yönetmeliği anahtar kelimesi. Anahtar kelime. Çünkü yönetmeliğe uygunluk bizim için birinci esas. Ama birazdan geleceğim, yönetmeliğe uygunluk da yetmiyor. Neden yetmiyor? Çünkü can güvenliği, kontrollü hasar, bir de hemen kullanım, kesintisiz kullanım diye iki ayrı performans hedefi var ki o işin bambaşka boyutu. Toplumumuzun da bilincinin belki de en düşük olduğu noktalardan biri. O zaman sizi ben oraya getireyim hemen. Yani mesela şimdi binayı konuştuk. Binaya gelirken evet yönetmeliklerine bakacağız, projelerine, planlarına bakacağız. Tamam, binaya girdik. Bizim bundan sonra deprem için yapmamız gereken bir takım şeyler var gibi geliyor bana. Yani bizim içeride hani geldik, bina sağlam, tamam biz kurtulduk gibi bir şey yok. İçeride her halükarda atmamız gereken adımlar var değil mi? Çok doğru. Konutlarla endüstriyel yapıları biraz ayırmak lazım tabii, bu noktada. Tabii. Çünkü yapısal olmayan elemanların etkisi bizim için çok önemli. Ve göz ardı edilen bir konu. Şimdi yapısal olmayan eleman ne demek? Şöyle düşünün, bir binanın taşıyıcı sistemi dışında kalan tüm elemanlar aslında yapısal olmayandır. Mesela? Yani kolon, kiriş, döşeme dışında kalan her şey. Camlar, asma tavanlar, tuğla duvarlar, bölme duvarlar, içeride kullandığınız endüstriyel taraftan daha çok bakarsak borular, mekanik tesisatlar, elektrik tesisatları, kanepe, kütüphane bunlara girer mesela evlerden. Aynen öyle. Eve gelirsek bizim için ağır, yüksek objelerin tamamı yapısal olmayan elemanlar diyebiliriz. Gardıroplar, cam ekranlı dolaplar, astığınız televizyonlar, avizeler, bunların hepsi yapısal olmayan elemanlardır. Şu bilinçte olmamız çok önemli bu noktada. Evet, yönetmeliğe uygunluk çok önemli dedik, zaten bu birinci şart. Ancak yönetmeliğe uygun olsa bile bir bina, eğer konut binasından bahsediyoruz, can güvenliği performans hedefiyle tasarlandığı için belli miktarda hasar olabilir. Yani bunu bekleme. Hiç hasar olmayacak anlamına gelmiyor. Hasar olduğu zaman can güvenliğin aslında esprisi şu: siz güvenli bir şekilde büyük bir depremden sonra da canınızı kurtarabileceksiniz. Güvenli bir şekilde binayı terk edeceksiniz. Ancak belki de güçlendirme yapmadan ertesi gün binayı kullanamayacaksınız. Yani depremden %100 hasarsız çıkacak bir bina yok ama depremin bizim, ya yani binanın bizim hayatımızı kurtarırken hasar görmesi de bence sorun değil. Eğer bizi kurtarıyorsa. Değil. Zaten o koşula göre tasarlanıyor. Doğru. Ama bu noktada işte yapısal olmayan etkenler ön plana çıkıyor. En çok depremler sırasında yaralanmaları da aslında bu elemanların ortaya çıkardığını söyleyebilirim. Maalesef devrilen dolaplar, yerdeki cam kırıkları, yani hele bir de gece oluyorsa siz terliksiz evet, üstüne basarsanız yaralanmalar. Yani gece de olsa gündüz de olsa gündüz o panik de olsa halinde. Olabilir, yani. O panik halinde. Camlar. Mesela ben tabii Ataşehir bölgesinde bulunduğum için hani orada gerçekten bazen endişeyle karşılaşıyorum. Cam giydirme yapılan yüksek bina sayısı çok fazla. Ve bunların deprem testleri varsa tabii çok iyi bir seviye. Ama yoksa eğer hangi büyüklükteki depremde bir standarda göre tasarlanmadıysa orada ciddi bir şekilde cam kırıkları, çünkü cam esnek bir malzeme değil. Binada deprem sırasında o gelen dalga hareketine zaten hareket ederek karşılık verecek. O enerjiyi o şekilde boşaltacak ve o sırada bütün camlar aşağıya inme tehlikesiyle karşı karşıya. O yüzden bizim deprem sırasında ne yapmaktan ziyade ne yapmamamız gerektiğinin birinci koşulu camlardan uzak durmak. Biraz bireysel tarafı konuştuk ama ben sizin de fabrikalar tarafını da konuşmak isterim. Şimdi fabrikaya girdiği zaman insanlar dört duvar alıyorlar ve içini o fabrikanın üretim sistemlerine göre dayayıp döşüyorlar. Bu konuda siz bir danışmanlık veriyor musunuz ya da atılması gereken adımlar konusunda fikriniz vardır? Çok teşekkürler. Endüstriyel taraf gerçekten çok daha farklı boyutta incelenmesi gerekiyor. Bizim de esas danışmanlık hizmeti verdiğimiz bölüm bu aslında. Belirli sektörlerde ön plana çıktığını söyleyebilirim. Özellikle kimya sektörü burada ön planda. Çünkü orada birbiriyle etkileşen riskler de var. Deprem sonrası yangın. Onu biraz daha sonra konuşabiliriz. Ama bir endüstriyel bina olarak baktığınızda yine şunu söyleyeyim. Bu pek fazla bilinmiyor. Özellikle yatırımcılar tarafından. Endüstriyel binalar da tasarım aşamasında yine can güvenliğine göre tasarlanıyor. Mal güvenliği bir soru geliyor yani. Yani ne demek bu? Orada da belki o binayı da kullanamama ya da güçlendirme zorunda kalabiliriz. Ama bu sefer konuttan çok bambaşka bir hayat var endüstriyel binalarda. Çünkü
yapı maliyetinin çoğu yapısal olmayan taraftan geliyor endüstriyel binalarda. Doğru. Makineler vesaire. Makineler, makine parkları, mekanik, elektrik tesisatlar ve iş kesintilerine neden olabilecek boyutlarda bazı yapısal olmayan hasarlarla karşılaşıyoruz. O yüzden deprem hasarı dediğimizde sadece bir binada yaşanan kolonda, kirişte, döşemede ya da duvarda yaşanan bir çatlak olarak bakmamak lazım. Genelde hani toplumdaki yaklaşım o. Evet. Halbuki o binayla beraber işte sizin bir elektrik panonuz devrilse ya da sadece server kabininizde lenslerde bir kırıklık olsa belki bütün verilerinizi kaybedip eğer yedeklemeniz de yoksa iş kesintisiyle karşı karşıya kalabilirsiniz ki Allianz Teknik olarak burada akredite olarak yaptığımız testlerin başında da server kabinleri, büyük endüstriyel panolar geliyor. Ya hiç bunları düşünmedik tabii. Depremde ya daha çok yangın, su basması gibi şeyleri biz yaşadığımız için Türkiye'de sunucu tarafında zararlarda hiç hani deprem tarafını düşünmedik. Hakikaten de deprem zarar veriyor değil mi onlara? Çok fazla. Çünkü sarsıntıyla beraber işte binanın sarsıntısına bağlı olarak bu sefer onlar da etkileniyor. Bir boru kırılması olabiliyor örneğin. Eğer biz dilatasyon diyoruz mesela iki binanın birleşim yerinde geçiş detayında eğer o depreme karşı korunma elemanları kullanılmadıysa borularda gerek işte yangın söndürmede kullanılan yağmurlama sistemleri ya da doğalgaz borularında kırılma yaşanabiliyor ve burada da yangınlar çıkabiliyor, su baskınları olabiliyor. Hani baktığınızda bina sapasağlam ama sizin karşı karşıya olduğunuz hasarlar bambaşka noktaya gelebiliyor. Peki yani bu adımları biz attıktan sonra artık güvenle hayatımıza bakabiliriz demesek daha iyi olur gibi geliyor bana. Sanki orada da ekstra bir güvenlik gerekiyor mesela deprem sigortası. Şimdi insanlar bunu böyle ya olsun dur bakalım deprem ne zaman olacak falan diye hep böyle bu gözle bakıyorlar. Sigortaya bakış açısını ben yanlış buluyorum Türkiye'de halkın en azından. Yani bu kadar para verdik karşılığını alamadık. İnşallah almazsınız diyorum. Yani hani inşallah ne bileyim kaza sigortası başınıza gelmez. Ama şimdi depremde de bir şey olacak Türkiye'de. Hani Türkiye'nin şeyi hatları malum. Orada önümüzde ciddi bir deprem riski var. Her daim var. Ve giderek geldiğinde bunu hep birlikte görüyoruz. Şimdi bu anlamda deprem sigortasının ilk önce halkın bakış açısını size sormak istiyorum. Zorunlu deprem sigortamız var. Ama zorunluyun geri dönüşü ne kadar mesela oradan başlayalım. Çok güzel bir soru sordunuz. Yani biz de karşı karşıya oluyoruz hani sigortacı olarak evet. Bu sorularla. Bir kere zorunlu olmasına rağmen zorunlu deprem sigortasının sigortalık oranı halen düşük olduğunu söyleyebilirim. Şu anda geçen sene ama yükselen bir trend var. Evet. O konuda iyi durumdayız. 2020'de %56'lar seviyesindeyken geçen sene 2021'de %60'lar seviyesine geldik. Tabii yaşadığımız çok büyük olmasa da bu orta büyüklükteki depremlerin de buna olumlu anlamda etkisi olduğunu düşünüyorum. Sigortalılık oranı arttı. Zaten baktığımızda %70'ler seviyesinde Marmara bölgesi, yine %60'lar seviyesinde Ege tarafları geldiğini söyleyebilirim. Ama buradaki o yaklaşımı değiştirmek gerekiyor. Bu bizim yangın sigortacılığı tarafına da karşı karşıya olduğumuz bir nokta maalesef. Yani sigorta bir yangın ya da deprem güvenlik önlemi değil. Bu riskin transferi. Ve ne güzel söylediniz. Eğer o sene zaten hasarla karşılaşılmadıysa o bir sene boyunca riski transfer ettiğiniz için zaten siz rahat uyudunuz, işlerinize devam edebildiniz. Sigortada görevini yaptı. Evet, hasar olduğunda da o zaman sizi tabii ki maddi anlamda destekleyecek ama iş sürekliliği anlamı da özellikle endüstriyel tarafında önlem alması gereken sigortanın dışında birçok alan var. Peki siz bu yani sigortacılık tarafından konuştuğumuz zaman siz bu risklerin azaltılması için modilerinize önerilerle vesairelerle geliyor musunuz? Yani çünkü ben bunu isterdim sigortamdan. Çok güzel bir soru. Bunu yapmaya çalışıyoruz uzun yıllardan beri. Benim aynı zamanda sorumluluğum Allianz Sigorta içerisindeki risk mühendisliği departmanının yöneticiliği. Ekibimiz gerçekten konusunda uzman. Biz bir tesise risk analizi için gittiğimizde sadece sigortalama değil, onunla birlikte müşterimize de tespit ettiğimiz risklerle ilgili bir risk iyileştirme raporu sunuyoruz. Sigortası bizden olsun olmasın. Bunu biz görev edindik. Ve inanın bu sayede belki çıkmadan önlediğimiz yangınlar, başlamadan durdurduğumuz hasarlar oldu. Bu da bizi mesleki anlamda en büyük tatmin aslında. Milli servetimizin de
korunması anlamında kesinlikle mutlu ediyor. Endüstriye sanırım bu anlamda daha çok bilgi veriyorsunuz, destek veriyorsunuz değil mi? Tabii endüstriyel taraf daha ön planda. Çünkü bizim yaptığımız risk analizleri de daha çok belirli faaliyetlere, belirli endüstriyel gruplara yönelik yapıyoruz. Çok fazla konut binalarına yönelik böyle bir hizmetimiz yok. Ama onlara da bilgilendirici yayınlarla riskleri anlatmaya çalışıyoruz. KOBİ'ler bizim için önemli. Evet. Bu ara KOBİ'lere yönelik çok fazla çalışmamız var. Hem üretim yapanlarda mı yoksa? Üretim yapsın yapmasın aslında. Tamam. KOBİ'ler bizim için önemli. Zaten endüstriye baktığınızda da büyük potansiyeli, büyük yükü KOBİ'ler çekiyor. Oraya yönelik bir takım hem farklı sigorta çözümleri hem de risk danışmanlık hizmetlerimiz var. Ve Allianz tekniği de eğitim anlamında kullanmayı amaçlıyoruz KOBİ tarafında. Süper. Peki genel olarak depreme bakış açısından bahsetsek. Sizce şu anda neredeyiz? Türkiye depreme hazır diyebilir miyiz? Yani bana sanki uzaktan bakınca çok değilmişiz gibi geliyor. Her gün daha yukarı çıkıyormuşuz gibi geliyor ama hani son durumu sizden almak daha doğru olacak. Neyle karşılaşabileceğimizi tam olarak bilemiyoruz. Çünkü hani böyle senaryoları çizmeye çalıştığımızda örneğin İstanbul diyelim. Büyük, beklenen büyük İstanbul depremi. İnanın gözün önünüze getirebilecek o kadar farklı değişkenler var ki. Bir kere çöken bir takım binalardan etkilenen insanlar, yıkılan viyadükler, bir tarafta can güvenliğini sağlamaya çalışırken diğer tarafta belki ihtiyaçları karşılamak zorunda kalacağız. Elektrik kesilecek ve en büyük ihtiyacımız aslında elektrik enerjisi olacak bu arada. O yüzden de hani burada yaptığımız testleri daha çok jeneratörler diğer kısımlarda da yapmaya çalışıyoruz. İçeceğimiz temiz içme suyu bile buna bağlı aslında. Yani o bile problem olacak. Su kaynakları ile ilgili sıkıntılar olacak. Isınma, diğer bölümler. Yani çok farklı disiplinleri etkileyebilecek bir alan olduğu için keza iletişim. İletişimimiz kesilecek. Yani ben aynı zamanda Allianz Türkiye'nin iş süreklilik sorumlusuyum. Her yıl bu konuda planlamalar yapıyoruz, tatbikatlar yapıyoruz. Ama gerçekten hazırız demek çok kolay değil. Burada bulduğumuz çözümlerden biri bizim yönetim özellikle binalarımızı, takımlarımızı farklı şehirlerden de çalıştırabilmek yönüne gitti örneğin. Alternatif lokasyonlar. Örneğin İzmir'e büyük bir yatırım yaptık. Tabii biraz daha toplumsal boyuta çekersek mutlaka bir kriz planını önceden hazırlamalıyız. Yani en önemli şey iletişim olacak. Mesela birbirimizle, yakınlarımızla nasıl iletişim kurabileceğiz? Bunu önceden düşünmek lazım. Yani salt binaların sağlamlığı yetmiyor ya da yıkılmaması vesaireden değil, hani gazından, elektriğinden, suyundan, baz istasyonlarına hepsini bizim düşünüyor olmamız lazım. Siz bu takımların içinde var mısınız? Varım. Özellikle hem TÜSİAD bünyesinde bir grup oluşturduk. Süper. İsmi de aslında bence motive edici. Deprem görev gücü dedik. Bu konuda daha çok endüstriyel tarafa çalışmalar yapmaya başladık. Ama Türkiye Deprem Vakfı'yla da diğer kuruluşlarla da belediyelerle de yakın işbirliği, ilişki içerisindeyiz. Onlarla da bu farkındalığı arttırmak istiyoruz. Ama hemen şunu da söyleyeyim. Hazır arkamızda da Lego'dan sarsma masaları var. Benim de hem kişisel hobim, çok seviyorum. Hem de anlayacağınız gibi çocuklara yönelik yapmak istediğimiz, özel olarak düşündüğümüz bir uygulamaydı bu. Bence toplumsal risk farkındalığının yolu genç yaşta çocuklarımızı eğitmekte başlıyor. Gelişmiş toplumlara ya da depreme görece daha hazır olan toplumlara baktığımızda örneğin Japonya gerçekten hiç yapmasalar ayda bir, iki ayda bir yaptıkları ilkokullarda başlayan tatbikatlar, eğitimler o toplumun gelişimine bu anlamda risk farkındalığına çok büyük katkı sağlıyor. Onların kas hafızasına yerleşiyor bir yandan. Hani deprem sırasında aynen olması gereken şeyleri düşünmeden yapıyorlar ve doğrusunu düşünmeden yapıyorlar. Hani biz de insanlar, ya gördük bunu, camdan atlayan insanlar oldu, arabasını viyadükten aşağı kıran insanlar oldu. Yani bunların hepsini yaşadık, bizzat gördük. Ama o kas hafızasına sanırım bunu yerleştirmek de öyle kağıttan okuyarak ya da bir şey yaparak olmuyor değil mi? Yani sık sık bunun denemesini yapmak gerekiyor, tatbikatını yapmak gerekiyor sanırım. Aynen. Zaten birazdan yaşayacağız bu arada simülatörümüzde gerçek depremi. O an hepimiz için tam bir panik anı. Çünkü hani bastığımız yerin, zeminin sallanmasına hiç alışık değiliz. Ve bir dakikalık olarak bir panik anı. Aynen. Aslında çok da uzun değil bu arada. Yani doğa üzerindeki en büyük depremler en fazla 1 dakika, 45 saniye, 1 dakika arası. İşte o anda neler yapacağımız, neler yapmamamız gerektiğini yaşatarak,
simülatörde öğretmeye çalışıyoruz. Ki bence benim de hani eğitimci kişiliğim de olduğu için hep savunduğum nokta uygulamalı eğitimlerin çok daha akılda kalıcı ve verimli olduğu yönünde. Aslında depremler sırasında ne yapacağımızı öncesinde yaptığımız hazırlıklar belirliyor. Ama o an geldiğinde, o panik anı geldiğinde sarsıntı sırasında ne yapacağız? Bir kere yapacaklarımız çok sınırlı. Öncelikle koşmaya çalışmamak, kaçmaya çalışmamak ve bulunduğumuz yerde kalmak çok önemli. Ve bunu da çök, kapan, tutun dediğimiz çok kolay akılda kalıcı şekilde yapabiliyoruz. Buradaki temel amacımız vücudumuzu küçültmek ve başımızı korumak. Özellikle yukarıdan düşebilecek avizeler, devrilebilecek eşyalara karşı başımızı korumak çok önemli. Camlardan uzak durmak ve kaçmaya çalışmamak da olası yaralanmaları engelleyebilecek bir durum. Sarsıntı bittikten sonra yapacaklarımız bitmiyor. Özellikle depremden sonra çıkabilecek yangın riskine karşı ocağımız yanıyorsa ocağı kapat, elektriği kes, doğalgazı kapat, ısıtıcıyı kapat ve binayı yine asansörden değil yangın merdiveninden terk et diyoruz. Çünkü artçı sarsıntılar nedeniyle asansörde bize risk oluşturabilir. Peki son olarak size şunu da sormak istiyorum. Şimdi sizin bir akademisyen kimliğiniz var, doktorsunuz. Bu konularda hani doktorunuzu yapmış birisiniz. Diğer taraftan işte yıllardır bu konuya çok fazla eğilen Allianz'ın içindesiniz. Ve dışarıdaki kurumlarla konuşuyorsunuz. O toplumun biraz gelişimini sizden almak istiyorum. Yani daha bir uyanış var gibi geliyor bana. Hatta işte 99 depreminden sonra hepimiz böyle bir panik halindeydik. Her şeye, herkes her gördüğüne inanır haldeydi. Denizden alevlerin çıktığına inandık vesairelere inandık. İzmit Körfezi'nin kaynadığına inandık. Hani bir sürü acayip acayip şeylere inandık. Ama o günlerden bugünlere sanki o bir uyanış var. Sanki insanlar daha aklı selim düşünebiliyorlar ve bu işin üstüne gidiyorlar gibi geliyor. Ama en doğru bilgi sizde tabii. Estağfurullah. Dediklerinize tamamen katılıyorum. Hem teknolojik gelişimle hem de bizim akademik taraflardaki gelişimle de birebir orantılı. Eski yıllarda gerçekten bilgisayar sistemlerinin de bu kadar hızlı olmadığı dönemlerde deprem mühendisliği de aslında çok gelişmiş durumda değildi. Bunu da kabul etmek lazım. Yani son 20-30 yılda çok büyük bir gelişim sağladık. Artık binaların dediğim gibi yapısal anlamda neredeyse %90-95'ler seviyesinde bir depremde nasıl davranacağını ortaya çıkarabiliyoruz. Bilinç arttı. Tabii bunda yaşadığımız gerçek depremlerin de etkisi var. Ancak aksiyona dönüştürme tarafında bence eksikliklerimiz var. Yani bilincimiz arttı, birçok çalışmalar yapılıyor ama örneğin yapı dönüşümüne baktığımızda istediğimiz seviyelerde halen değiliz. Yani gerçekten riskli binaları elimine ettik mi? Halen o binalarda yaşıyor mu toplumumuzun önemli bir kesimi? Ona, oraya bakmak lazım. Çünkü hani 2000 öncesi dedim ya, bir milat kabul edebiliriz. Şu anda İstanbul'da hani yapılan birçok araştırma var aslında. İşte 1.2 milyonluk konut portföyüne, stoğuna baktığımızda bunun yarısından fazlası halen 2000 öncesi gibi düşünebilirsiniz. Yani 80 öncesi 250 bin, işte 80 ile 2000 arası 500-550 bin tane yapımız var. Tabii 2000 sonrası giderek artıyor ama ancak şu anda 400 binler seviyesinde. Bu demek oluyor ki riskli bir stoğumuz var. Hani bunların arasından tarama yöntemleriyle iyi de yapılıyor bu arada. Evet. Yani belediyeler, evet, çeşitli kurumlar. Ama önemli olan işte tespit edilen bu riskli binaların güçlendirilmesi ya da yapı dönüşümüne tutulması. Yani tabii burada şeyi tartışmıyoruz. 2030 yılına kadar Şampiyon Kulüpler Kupası'nı nasıl kaldırırız, işte 2050'de Ay'a mı gideriz, orada tesis mi kurarız tartışmıyoruz. Böyle bağıra bağıra gelen bir deprem şeyi var. Bu bir risk de değil, hani bir olgu. Artık risk olmaktan da çıktı. Ya olmayabilir filan bir şeyini kimse söylemiyor. İşte bu adım konularda ben attığınız adımları saygı ve sevgiyle karşılıyorum. Çok teşekkür ediyorum size bunlar için de. Umarım gelecek zamanlarda hani bu konuda daha iyi şeyler yapıldı, daha iyi regülasyonlar çıktı, daha iyi bu işin üstesinden geliyoruz'u sizinle yine karşılıklı güler yüzle yapıcı sohbetlerde konuşma imkanı oluruz. Çok çok teşekkür ederim. Zaten bu sohbetlerin ismi de çok güzel, çok hoşuma gidiyor. Bizim de dedim ya, Allianz Teknik vizyonumuzla birebir örtüşüyor. Biz de güvenli yapılar, bilinçli toplum, sürdürülebilir gelecek diyoruz. Vizyonumuzu bu şekilde ve misyonumuzu da buna uygun hareket etmeye çalışıyoruz ki şunu da söyleyeyim, ülkemiz adına bence bu tip yatırımlar yapmakta da çok fayda var. Çünkü Türkiye'nin ilk akredite deprem laboratuvarıyız.
Yani yüzyıllardır deprem ülkesiyiz. Geçen sene akreditasyonumuzu da sağladık. Artık akreditasyon ne demek? Güvenli, tarafsız ve doğru bir şekilde buraya gelen ürünlerin deprem testlerini yapabiliyoruz. Özellikle bu yerli üreticiler için de çok önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bu neredeyse bir sosyal sorumluluk projesi gibi geldi bana. Ya çok doğru, başlangıcımız da öyle. İnanın burada amacımız hem toplumsal risk farkını arttırmak hem de topluma böyle bir faydamız dokunsun istiyoruz. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bilgiler için efendim. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Bundan sonra da her zaman bekliyoruz. Zaten pandemi sonrasında yavaş yavaş yüz yüze eğitimlerimize de başladık. Toplumumuzun da birçok kesimini ilkokul çağındaki çocuklardan endüstriye, toplumumuzun bütün kesimlerini açmaya hedefliyoruz. Çok teşekkürler ediyorum. Sağ olun. Efendim, yapıcı sohbetlerde bir bölümün yine bir deprem konusunun sonuna gelmiş olduk. Biz de kanalımıza kalmaya devam edin lütfen. Hepinize mutlu günler diliyoruz.